Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Eylül Perşembe günü akşam 21.45 sularındayız. Dolar analizi videomuza başlıyoruz. Biliyorsunuz dolarda uzun zamandır 7.36.5'tan başlayan hareketle beraber yükseliş hareketinin yani yaklaşık 10 gündür bir yükseliş trendinde olduğumuzu biliyorsunuz. Dün dolarda da yükselişin devam ettiğini, önceki günlerde de doların dirençleri tek tek açtığını sizlerle paylaşmıştık ve bugün geldiğimiz durumda bakın şöyle yaklaştırıyorum bakın 7.36 30.5'tan yani 7.36 buçuk seviyesinin olduğu günde 1 Eylül tarihiydi. 1 Eylül tarihinden beri yaklaşık 9-10 gündür yükseliş içerisindeyiz biz ve arkadaşlar yavaş yavaş ben aşağı doğru dönüş sinyallerinin gelmeye başladığını düşünüyorum. 7.52 ve 7.50 hedeflerimiz vardı. Oralarda kırılırsa diğer hedefimiz de birazcık daha ileriki vadede 16 Eylül'e kadar 7.55 seviyesinin hedef olduğunu size açıklamıştık. Tabii oralara giderken de ne demiştik? Şöyle zigzag yapacak şekilde yukarı doğru hareketine devam edecek. Ama bugünkü kapanış oldukça önemli arkadaşlar. Bizim için sabah saatlerinde de ben kritik değerleri vermiştim. Kritik değerlerde doların bugünkü kritik değerinin 7.46.5 olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Şu an için ise biz 7.45 seviyesinde bulunuyoruz. 7.45 seviyesinde kapatmamız birazcık olumsuz olur arkadaşlar. Bugün kapanışa bakacağım. Ona göre sizlerle beraber yine yarın sabah hem kritik seviyeleri paylaşmaya çalışacağım hem de durumu sizlerle tartışacağız. Şimdi ben fiyat grafiğine baktığımda şöyle biraz yaklaşıyorum. Dün açılış tarafında kapanışı yaptık. Yani 7.50'leri biz dün gördük. Şuradan bakın yüksek seviyeye bakarsanız 7.50 hedefinin aslında burada geldiğini görüyoruz. 7.50'ler birazcık da psikolojik bir seviye olması sebebiyle oralardan dönmesi normal arkadaşlar. Tabii ki böyle zigzag yapacak şekilde yükselecek, düşecek diye konuştuk. Böyle patır kütür yukarı gitmesi zaten çok sağlıklı olmaz. Şu an bir kar satışı veya düzeltme ne derseniz deyin. Bu düşüşün ne kadar olacağını tabii ki kestirmek çok zor. Ama şöyle bir alttan bir trend çizersek. Şöyle bir trend. Buradan tam geçtiği noktaya bakın burası 7.46 küsürlerden geçiyor. Dolayısıyla bu 7.46'lar yaklaşırsak 7.46'lar önemli. 7.46'ların altında kapanış yaptıkça biz aşağı doğru hareket ederiz. Ve aşağıda gideceğimiz noktaları sırasıyla söylersek zaten bugün görüldü. 7.41, onun altında da 7.37'ler var arkadaşlar. Ve Fibonacci seviyelerimizde çektiğimde bakın şöyle 7.50'den buraya aşağıda 7.35'lerin 7.35, 7.36 çok önemli değil. Oraların bize destek olabileceğini ben düşünüyorum. Peki şuradan çizsek ne olurdu? Ona da bir bakalım. Şuradan buraya çektiğimizde de burada da karşımıza çıkan seviyeler 7.39 ve 7.36'lar karşımıza çıkıyor. Demek ki 7.36'larda sağlam bir destek var. Şimdi dersiniz ki tabii ki 7.50'den 7.36'ya kadar düşüşü eğer tabii düşüş olacak demiyorum. Yarın bakacağız ve kapanışa bakacağız. Diyelim ki 7.36'ya kadar düştü. Şöyle bir düşüş oldu. Ben ona düşüş derim ama siz demeyebilirsiniz. Benim için düşüş düşüştür. Şurası da bakın bir düşüştür. Burası da bir yükseliştir. Burası da düşüştür. Burası da yükseliştir benim için. Burası da aslında haftalık gidişatın devam eden trendi. Siz buna küçük diyebilirsiniz ama ben kısa vadeli analiz yaptığım için ben bunları tespit etmek ve sunmak zorundayım. Ona göre siz kendi kararınızı alırsınız zaten küçük veya büyük. Bakın şöyle bir paralel kanalda çizdiğimizde alttan gelen desteğin 7.35, 7.36'lardan geçtiğini ben görüyorum. Demek ki 7.35'lerin güçlü destek olduğunu söylemek mümkün. Ve oralarında çok kolay aşağı doğru kırılacağını şu an göremiyorum. Fiyat grafiğinden anladığımız bunlar. Peki indikatörler ne gösteriyor? Bakın indikatörlerde 70 seviyesinin üzerine çıkmıştık. Ama 70 seviyesinin tekrar altına geldik bugün. 7.46'nın altındayız. Kısa vadeli ve uzun vadeli stop aşağı doğru geliyor. MACD sat sinyali oluşturmuş. Yani bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi çok mümkün değildir diye düşünüyorum. Ve bugün 7.46'nın altında kapatırsa sabah sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Düşüş sinyali gelmiş olabilir. Yani şöyle bir düşüş kanalı içerisine girip
zigzag yaparak 7.35 liraya kadar düşebiliriz. O konuda sizi uyarmak istiyorum. Şu an için 7.35'ler, 7.45'lerde geziyoruz. 7.46'nın 7.46.5'un üzerine atmazsak biraz riskli bir durum oluşacağını size aktarmak istedim ve tekrardan bunu söyledik arkadaşlar ve günlük bazı değerlendirdik. Şimdi haftalık 5 saatlik duruma bakalım, pardon arkadaşlar. 5 saatlik duruma baktığımda ise burada düşüşün aslında 7.48 seviyesinden bize teyitlendiğini görüyorum. 7.48 civarından, 7.47-7.48'den teyitlendiğini görüyorum ve aşağı doğru düşüş kanalı, bakın şurası yükseliş kanalı, hatta şöyle almak lazım, böyle bir yükseliş kanalı. Bu yükseliş kanalı burada bitmiş, 7.48'den aşağı doğru gelmeye başlamış. Zaten 7.41'leri biz bugün gün içerisinde görmüşüz, hatta 7.40'ları. O kanalın tekrar üstüne çıkmamız için benim düşüncem 7.47'lerin üzerine tekrar yükseliş yapmamız lazım ve kapanış yapmamız lazım. Aksi takdirde şu düşüş hareketi şöyle zigzag yaparak aşağı doğru hareketine devam eder ve belki de 7.35'lere kadar bu hareket kendini devam ettirir, 35-36'ya kadar. Şimdi şöyle bir yeşil mum yakmış. Gece 12'ye kadar eğer 7.47'nin üzerine çıkarsa bu olumlu bir durum olur. Diğer göstergelere de baktığımda zaten aşırı satış bölgesinden yukarı doğru bir dönüş var 5 saatlik grafikte. 49 seviyesinin civarındayız. 50 bandın üzerine çıkarsak bu da olumlu olur. Yani bir miktar yükseliş açıkçası ben bekliyorum kısa vadede. Gece saatlerinde 7.46-7.47'ler görülebilir. Yani o yüzden düşüş hareketini tespit için birazcık daha beklemek lazım. En azından yarını görmek daha sağlıklı olur gibi geldi bana. Tabii riske etmek istemeyenler 7.48'den, 7.47'den veya 7.50 tepesini görüp oradan şu doji oluşumunu yakalayıp ona göre yatırımlarını yapabilirler. Tabii ki biz yatırım tavsiyesi vermeden eğitim amaçlı bunları söyleyebiliyoruz. Evet, günlük bazda dedik ki arkadaşlar aşağı hareketle ilgili bir hazırlık var. Bakın bütün göstergeler aşağı doğru gidiyor. 5 saatlikte aşağı gitmişiz. Oradan tekrar bir toparlamaya çalışıyoruz. Ama günlük de henüz net bir durum yok. Bakın şöyle bir oluşum var, bir de onu söylemeyi unuttum. Fiyat grafiğinde arkadaşlar, şunu sileyim yanlışlıkla geldi. Fiyat grafiğinde şöyle bir kırmızı mumlu bir çekiç var. Şu çekicin alt tarafında, 7.45'in alt tarafında 7.40'a kadar, bakın orada iğne atmış, demek ki burada çok büyük satıcılar yok. 7.45'in bugün kapanış seviyesi ne olur bilmiyorum ama o seviyenin biz altında kapanışlar yapmadıkça yarın yeniden toparlanma ihtimalleri olabilir. Ama şu 7.45 seviyesi diyelim ki o seviyeden kapattı bugün. 7.45 seviyesinin altında yarın ve sonraki pazartesi günü kapanışlar yaparsak o zaman aşağı doğru baskı artar. Aşağıları gelme ihtimalimiz artar. Ama şu çekişten gördüğüm benim şöyle bir çekiç var. Üstte ufak bir fitil var. Altta da büyük fitil var. Yani burada alıcılar var. Yukarı doğru toparlamaya çalışıyorlar. 7.40'ı ucuz bulup yukarı doğru taşımışlar. Ama bunun yarın devamı gelecek mi? 7.46-7.47 olacak mı? Ona bakacağız. 7.46-7.47 olmazsa o zaman sıkıntı vardır arkadaşlar. 7.46-7.47 olmazsa dediğim gibi düşüş trendinin yaklaştığını bize göstergesi olur diye düşünüyorum. Evet, üzerine basa basa söyledim 7.46-7.47'yi ama durum bu vaziyette. Özeti de 7.46 üzerinde kalırsak yükseliş devam eder. Altında kalırsak düşüş tehlike içerisine girmeye başlıyoruz diye özetlemek istiyorum. Yarın sizlerle beraber tekrar değerlendireceğiz. Sabah saatlerinde de inşallah kritik seviyeyi sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.